Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifler, sıhhatler yerinde olsun inşallah diyelim. Yerinde mi diye sormayayım. Yerinde olanlar, yerinde olmayanları rahatsız oluyorum. Öyle bir sanki öyle bir ses geliyor bana. Hayır değil falan. Yerinde olsun inşallah o yüzden. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta, güzel saatler, güzel anlar. Her şey güzel geçsin inşallah. Beklenti içinde olduğunuz tüm güzel haberlerde sizi bulsun. Böyle dileyelim bugün. Bugünkü falımızda neler var? Dilekler ne kadar dile gelecek de bize yol gösterecek, ışık olacak diyerek hemen falımızı açıp bakmak istiyorum. Ya arkadaşlar bir yer illaki kapalı çıkıyor. Çok mu umutsuzsunuz? Çok mu umutsuzuz ya da iş konularıyla alakalı bu da biraz. Şimdi ne yapalım? Vallahi iş aile birbirine karışmış bir kere. İşteki konular aileye, ailedeki konular işe mi artık böyle bir karışıklık, bir kapalılık. Ne diyebiliriz biz buna? Karanlık bir görselde çıkıyor şu an bulunduğunuz alandaki iş ve para konularında mesela hani içerisinde konuştuğunuz zaman bir umutsuzluk olabilir. Hani çok da umudum yok hissiyatı kapalı olması. Diğer taraftan işe baktığım zaman da işinize gidiyorsunuz ama ailenin beklentileri var da mı işte bir huzursuzluk, mutsuzluk hali görselleri şu an için var. Bundan sonra neler olacak? Bundan sonrasında sizi neler bekliyor? Özellikle aile konularından başlamak istiyorum. Şimdi burada bir ay kadar dileklerinizle alakalı bir süreç görünüyor. Şöyle düşünün, bir aydır yaşamış olduğunuz sıkıntılarda bir hafifleme yaşanacak. Çok büyük bir hafifleme değil yalnız arkadaşlar. Şu bir ay dediğim gibi işte Ocağın sonuna doğru diyelim biz aslında. Ocağın sonuna doğru bir rahatlama durumu bugüne göre kıyasladığımız zaman var. Fakat tam bir açılma olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada sanki hane içerisinde o dönemde önünüzde iki kişi diz çökmüş, beklenti içinde olduğunuz konularla alakalı size boyun eğmiş görünüyor. Şimdi iş konularını ayrıyetten anlatacağım ama hane içerisinde de parasal konulardaki bir tıkanıklık, bir sıkıntı. Çok harcayan mı var? Parasını kontrol edemeyen mi var? Ya da kazandığı paradan memnun olmayan mı var? Neyse konu hane içerisinde gene parayla alakalı bir konu ama iki kişinin önünüzde diz çöktüğünü görüyorum. Şimdi burada diz çökmek demek, kabullenmek, olana tamah etmek, olana tamam demek, sizin görüşlerinizin haklı, sizi haklı bulmak anlamına geliyor. Siz burada sanki bir yön işaret ediyorsunuz bu kişilere. Bunlar anne babanız da olabilir, eşiniz de olabilir, çocuklarınız da olabilir arkadaşlar. Çok yakın akraba gibi düşünmüyorum. Bunlar böyle biraz size bağlı, sizin yönetiminizde olan kişilermiş gibi duruyorlar. Bu arkası arkasıya sizden beklenti içinde de çıkıyorlar. Para beklentisi olabilir, destek beklentisi olabilir, akıl beklentisi olabilir. Birileri sizden beklenti içinde ve bu iki kişiye siz yardımcı olacaksınız. Özellikle Ocak sonundan itibaren bu kişilere yardım ettikçe hanenizde de bir aydınlanma yaşanacak. Bunları çocuk olarak değerlendirsem çocuklarınız aslında size boyun eğecekler. Bazı konularda belki bugün inatlaşıyorsunuz. İstemediğiniz harcamalar yapılıyor belki ama Ocak sonu geldiğinde bu kişiler biraz daha önünüzde diz çökmüş, sizin dediklerinizi yapmaya çalışır ya da bazı şeyler belki de hayatlarında evet dediği gibiymiş diyecekleri için diyecekler bunu. Buradaki bu kişilerin sizin önünüzde eğilmesiyle hanenizde bir aydınlanma yaşanıyor. Bereketin artması, elinizde geçen paranın daha hayrını görmeniz, daha güzel günler için niyet etme durumunuz yoğunlaşacak. Özellikle Şubat ayında hani böyle bir şey vardır ya, zincir kırma derler hani. Yani geldim geldim hep elim kolum bağlı, elim kolum bağlı. İşte o Şubat ayında aslında eliniz kolunuz bağlılıktan kopuyor. O zincirleri kırıyorsunuz. Şubat itibariyle inat edilmiş, askıda kalmış, takılmış konularınız hanede neyse onları çözmeye başlayacaksınız. Burada ellerinizin o zincirlerden kurtulduğu ve müdahale ettiğiniz süreçler var. Yani ben burada ilk aklıma gelen de şu oluyor. Eğer çalışmıyorsanız iş bulacaksınız. Aslında hanede böyle bir zincir kırma, bir özgürlük ilanı, tek başına mücadelenin haricinde başkalarının da mücadele etmesi gibi destek görselleri var. Burada hane içerisinde güzel başlangıçlar yapılacak. Zaten ondan sonrasında da kademe kademe giden bir süreç var. Burada çok net ve güzel kararlar vereceksiniz. Sadece şu bir ayı atlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama bir aydan sonra Ocağın 25'i diyelim ki mesela. Ocağın 25'inden sonra da gene mücadeleleriniz var. Esas
Sizin bu zincirleri kırdığınız, kontrolü elinize aldığınız süreç Şubat ayı olarak görünüyor. Zaten Şubat'tan sonra da dediğim gibi kademe kademe bir yükseliş var. Hane içerisinde hatta şunu bile diyebilirim bugünkü falımıza göre. Şubat, Mart, Nisan ayında müthiş temizlenme, müthiş rahatlama, güzel bir ilkbaharda aslında sizleri bekliyor. Buna da imzamı atarım yalnız bu arada. Gayet net çünkü bu da. İş konularında kapışma görselleri var. Bir süredir devamlı konuştuğunuz, karşılıklı geldiğiniz, biraz da kapıştığınız, laf dalaşı yaptığınız bir kişiyle ne yazık ki gene bir ay daha dalaşacaksınız. Karşınızdaki kişi nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Hani böyle eline bir saz almış, eğlencesine bakıyor. Siz buna sinir oluyorsunuz. Yani beklenti içinde olduğunuz bir kişi mi var? Ya da iş yerinde çalışma arkadaşlarınızdan sizden daha az çalışıp aynı parayı alan mı var? Bir gıcık birisi var yani ortada. Dengenin olmadığı, haksızlığın olduğu bir süreç var. Bu süreçte bir mücadeleniz var ama yakın zamanda böyle bu atışmalar, tartışmalar biraz daha alevlenebilir. Çünkü siz sırtınızda bir hançer olduğunu düşünüyorsunuz. Ki vardı o hançer de hani bu düşünceler de sizi bu kişiyle takışmaya, bu kişiyle konuşmalarda agresifleşmeye itebilir. Burada karşınızdaki kişi çok rahat. Elinde yalnız bir köpek tutuyor. Güvendiği birileri var ve o güvendiği kişiler de çok hayırlı kişiler değil. Bu kişiyle bir dalaşınız olacak. Sanki böyle kulağına bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz ama sizden uzaklaşmaya, sizden kaçmaya çalışan biri olarak çıkıyor. Özellikle Ocak ayının sonuna doğru bu kişi sizden kaçmaya, uzaklaşmaya çalışacak. Kısım kısım üstüne gideceksiniz. Sonrasında da ne oluyor biliyor musunuz? Kafanızda parasal konularda net bir gelişme, net bir fikir ortaya çıkacak. Kafanız direkt balık görselinde çıkmış burada ve elinizde bir bebek var. Bebek yeni doğmak, oluşmak, bir şeylerin oluşması, bir şeylerin bir yere gelmesi, parasal konularda vermiş olduğunuz mücadelede elinize geçecek konular. Ama kafanız karartıda çıktığı için şöyle de olabilir. Düşündüğünüz konular net olarak elinize oturmayabilir, kafanızda oturmayabilir ama elinize aldığınız bir süredir çalıştığınız konularda başarılı cevaplar alacaksınız. Yeni oluşumlar söz konusu olacak. Burada gene Şubat ayı için aslında beklemediğiniz yeni bir oluşum, ani güzel bir gelişme yaşanabilir. Burada elinize almış bir bebek görselini, para görsellerinde onun da kafası zaten. Ve ayaklarını sanki böyle teker gibi düşünün. Böyle hızlı hızlı dönüyormuş, bir yere gidiyormuş gibi duruyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir süredir işinizle alakalı karşılığını alamamanıza rağmen emek vermeye devam ediyorsunuz. Önünüzde işte zil takıp oynayan insanlar var. Sizin kadar emek vermeyen insanlar var. Bunlarla zaten mücadele ediyorsunuz. Etmeye de devam edeceksiniz. Bunların güvendiği dağlara kar yağar ama zamanı var. Bu arada siz bu kişileri aşıp elinize bazı doneler, güzel gelişmeler, güzel fikirler alacaksınız. Fakat bugünkü iş yerinizde ki durum genel anlamıyla biraz sıkıntılı ve bu sıkıntılarla mücadele ederek çok da %100 güzel sonuçlar alamazsınız. Hani böyle bir ekmek düşünün, ekmeğin ucundan koparabiliyorsunuz. Hani o ekmek sizin aslında ama kenarından koparabiliyorsunuz. Emek verdiğiniz konularda hakkınızı vermeyen insanlar var burada ve bu Ocak, Şubat, Mart yine aynı şekilde hakkınızı vermeyecek kişilerle oturup konuştuğunuz görünüyor burada. Ve bu konuşmaları da mesela işverenle atıyorum para konularını konuşuyorsunuz. Bu konuları konuşurken de iki kişinin gözü üzerinizde. Hani çekememe durumu da olabilir iş yerinizde. Böyle bir iş yeriniz varsa iyi düşünün. Ben hemen şey diyorum kaçış terazi yengeç olduğum için hemen kaçış moduna giriyorum. Diyorum ki yeni iş arayın. Yeni başka işler bakın. Bakalım nasiptir kısmettir yani. Burada eğer bu şekilde hakkınızı alamıyorsanız her attığınız adımda önünüze bir terslik çıkartıyorlarsa bence ikinci bir planınızın olması gerekiyor. Burada gene çünkü Mart ayında da konuşmalar var ama havada konuşmalar. Uzatılan konuşmalar. Diyecekler ki size Mart'ta konuşacaksınız. Mart'ta değil de Mayıs ayında yapalım bu işlemi diyecekler. Uzatıyorlar, öteliyorlar ve siz sıkıntıdasınız burada. Burası bu kadar arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Şöyle yandan yandan dökmeye çalıştım ama. Neler neler var. İş konuları. Ya aslında
inatçı biri misiniz diye düşünüyorum şu an yani. Hakikaten her durumda inat ediyorsunuz. Olanı başarmaya uğraşıyorsunuz. Ama sonuç olarak şöyle 4-5 ay sonra dönüp de arkaya baktığınızda aynı hikaye. Değişen bir şey olmayacak. Siz bugün için çaba harcadığınız, emek verdiğiniz iş yerinizde bir şeylerin değişmesini bekliyorsanız değişmez arkadaşlar. Elinize aldığınızda defteri sanki böyle gün gün yazdığınız bir defter var. Dönüp bakıyorsunuz hep aynı şeyler önünüzde değişmemiş. 4-5 ayın sonunda hatta 6 ayın sonunda. Ve bu da hane içerisindeki ilişkileri etkiliyor. Zaten hani en yoğun çıkan görsel burada iş konuları. Şimdi bugün bir dilek tuttunuz ama benim dediklerimden hariç bir dilekti. Bu dileğinizle alakalı uzun bir süre mücadele edersiniz ama sonuçları sizin istediğiniz gibi olmaz arkadaşlar. Bakın kapalı bir fal zaten gördüğünüz gibi kapalı demek. Emek verseniz de karşı taraftan gerekli açılımı, gerekli cevabı alamazsınız. Bu konulardan aslında sözünüz uzaklaşmanız, başka iyi niyetlerde hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Çünkü burada bugün niyet edilen konular yılan gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz. Sanki inat etmişsiniz, olması için uğraşıyorsunuz ama burada sizin dışınızdaki faktörler önünüze çok engel koyuyorlar. Hani bu kadar mücadeleyi belki başka işte yapsanız daha hızlıca sonuçlar alırsınız demek istiyorum. İkili ilişkilerde de kafa kafaya gelme var. Karşılıklı kafa kafaya gelme, zıt düşüncelerden dolayı tartışma görselleri var. Şimdi sanki böyle hane içerisinde bir duranlık, bir bekleme hali ve sonrasında da bir çatışma durumu var. Ama bu gene iş konularının üzerinize verdiği yükle alakalı. Karşılıklı. Her şey karşılıklı. Hanede de karşılıklı görseller var. Yani sizin bu durumunuza destek vermekten çok yeter ama diyen kişiler çıkabilir. Sözünüz aslında bu. Evet arkadaşlar, bugünkü falımız bu. Niyetlerle alakalı da gördüklerimi söylemeye çalıştım. Güzel olanlar sizi bulsun, kötüleri de evrene gönderelim. Bugünkü falımız çok da böyle iç açıcı bir fal değildi. Ciddi mücadele gerektiren konularınız var. Bunlarla alakalı sonuç almanız yakın zaman için çok mümkün görünmüyor. Ben olsam dedim ya, yengeç terazi olarak kaçarım. Başka şeyler hayal etmeye, başka şeyler düşünmeye, başka şeylerde mücadele etmeye çalışırım. Çünkü çok da ön açık görünmüyor açıkçası. Bugünlük böyle olsun diyelim. Güzeller sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderdik zaten. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.